Merhaba, Engeksiz Mutfağın Bir Başka Yüzüyle Tanışmaya hoş geldiniz. Bir kelime oyunu olacak. Ne kazananı var, ne kaybedeni var. Bu oyunu oynamamızın tek amacı Engeksiz Mutfak bünyesindeki bireylerin birbirleriyle iletişiminin daha kuvvetlenmesi, güçlenmesi. Şu an karşımda Engeksiz Mutfağın Bir Başka Elemanı Kamera Boy var. Engeksiz Boy. Engeksiz Boy var. Bu kurallar basit. O anlatacak yasaklı kelimeler olmadan. Ben de anlamaya çalışacağım. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Şiveye mi gerek var acaba? Pardon, ben heyecan yaptım. Hep kameranın arkasındayım. Şu anda arkasındayım ama sesim geliyor ya, o sorun. Uzun zaman sonra söz hakkı elde ettiği için bir gerginlik var. Evet, hep beni öne çıkarıp ben de olayım diyordum. Oldum, bak ne oldu. Hazırsan başlıyorum. Hadi başla. Tek kelime tabii ki yemekle ilgili. Çünkü konseptimiz yemekle ilgili. O kadar konuşamıyor ki ya. Evet, ilk sorunun heyecanı bu tabii. Tabii. Böyle olabilir. İngiliz ne yaptık yemek olarak? Keki yaptık. Ne? Evet. Kelime neymiş? Kekmiş. Evet, çok kolay anlattım. Bu biraz fazla kolay oldu. Evet, o zaman ikinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Hadi bakalım, gelsin. Evet, gelsin. Şimdi kendisi kamaştıran bir şey aslında. Hani böyle onu neyde kullanırsın? Yemeklerde kullanırsın. Limon. Çok basit oldu bu senin için. Evet. Ağzımı biraz kamaştıran. Evet, kamaştıran. Yani başka türlü nasıl anlatabilirdim gerçekten bilmiyorum. 100 derecede bu bir şey olur kendisi. Su. Ya bu senin için çok mu kolay olur? Bu soruları biz nereden bulduk? Ben sana sorsam daha zor olacak. Aynen. Hemen biliyorsun. Ben böyle hayal etmemiştim. Bunu asla bilemezsin. Bak, bu gerçekten zor. Tamam. Diyerek belki biraz heyecan katabilirim. Biraz kafamı karıştırabilirsin. Şu an biraz kafanı karıştırıyorum, evet. Fransızlar bunu dener. Böyle ağızlarında böyle çalkalarlar, sonra tükürürler. Özellikle hani tadına bakarlar. Şarap. Ağızda çalkalayıp tükürmüyorlar mı? Hayır. Yo, şarap ağzında çalkalayıp tükürürsün. Yani kalite kontrol yaparsınız. Biz Karadeniz'de orada hep böyle yapıyoruz yani, hep içerken. Siz çayı onu yapıyorsunuz. Bizim diye köyde mesela biz hep çayı böyle şey yapıyoruz. Evet. Tadım. Ağzımızdan önce çalkalıyoruz, sonra çay tadımız. Öyle bir şey değil mi? Bu sefer gerçekten çok zor soruyorum çünkü bana sorulsa asla bilemezdim bunu. Evet. Mesela biz ıhlamur yapıyoruz. Hı hı. İçine böyle katarız. Kuşburnu katarız. Onları say, biz ne katarız ıhlamurun içine? Böyle kuşburnu, elma. Hani böyle ayva. Tekli tekli satılır markette. Kahverengiye yakın bir rengi vardır. Karanfil mi? Yok yok, değil. Karanfil tekli satılmıyor. Kahverengi bir rengi var. Açık kahverengi bir rengi var böyle hani. Açık aroma katıyor. Bir dilim dilim katarsın mesela şeyin içine, ıhlamurun içine. Zencefilden mi bahsediyorsun? Evet. Neymiş? Zencefil kahverengi değil ki. Kahverengi, açık kahverengi işte. Onun rengi kahverengi. Abi açık. Bana kimse öyle. Bana kimse öyle bir şey demedi yani, kusura bakma. Hangi? İlginç bir arkadaşsın. Peki. Şimdi biyoloji derslerinde falan, özellikle ilkokulda öğrenmeye başlarız. Çok da bilindik bir şeydir aslında. Soğan zarı. Soğan zarı mı? Evet. İlk bunu mu hatırlıyorsun? Biyoloji değil de genelde fen dersinde hani böyle soğan zarını kesersin ve mikroskopta incelersin falan. Orada hani hareket eden bir şeyler görüyorsun. Yok, soğan zarında sadece yapısını incelersin. Orada bakteri? Hareket... O değil. Kendisi sözel olduğu için tabii. Ne alaka? Bu nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl? Bu şöyle bir şey. Kilo aldırır sana. Yediğin besinlerde sana kilo aldıran nedir böyle? Hani enerjisi yüksek. Karbonhidrat. Evet. Bu senin için yine çok kolay oldu sanki. Sen yine yemek yapıyorsun, tamam mı? Hı-hı. Yemeğin içine ne atarsın? Temel maddelerden biri. Tuz atarım. Tuzu neyin içine atarsın? Yemeğin içine atarım. Yemeğin içinde ne vardır? Tuz. Yok, tuzu neyin içine atarsın? Suyun içine atarım. Ha, su. Su ne yapar böyle? Akar. Suyu kaba alıyoruz. Kabın içinde su... Ben yemek tarifi veriyorum şu an. Altını açtık ocağın. Tamam. Tamam mı? Çok altını açarsak ne olur? Taşar mı? Bu demek istiyorsun? Taşma gibi. Taşma haline ne denir böyle? Su ne olmuş olur öyle? Kaynamış olur. Aa, şu an... Fokur kaynıyor. Ne yapmak o zaman? Kaynatmak. İsim yok, demin fokur... Fokurdavak. Ha, evet, bravo. Bilmiyorum. Biz sürekli seninle gezmeye gidiyoruz yeşil yerlere. Ne yapıyoruz? Geziyoruz.
ne diyoruz ya, buradaki şeyciler de ortalığın içine etmiş hani piknikçiler. Diyoruz. Piknikçiler. Piknikçiler. Şimdi piknikçiler Amerikan olsaydı yaptıkları şey ne olurdu? Ya da zengin olsalardı mesela. Hani piknik yapıyorlar. Piknikte ne yapıyorlar? Duman çıkıyor böyle sürekli. Mangal. Mangal. Biraz zengin olsalardı ya da böyle yabancı olsalardı ne derdik ona? Barbekücüler. Evet. Barbekü gerçekten yine çok hızlı bildin. Soruları biraz zorlaştırsak mı ya? Bak bu sefer olacak. Şimdi biz fish cake yaptık. Tamam. Tarifini gösterir misin? Merak edenler için fish cake tarifimiz tam olarak şurada. Ama bu videodan ayrılmayın, daha sonra izleyin. Tabii. Bence çıkın gidin abi, bu nasıl içerik? Biz fish cake yaptık. İçine böyle attığımız malzemelerden biri beyaz etli bir balık türüydü. Kesin içine atmadık ama sen içine atmışız gibi hissediyorsun şu anda. Bilmiyorum, bence içinde bu olmalı. Çok şey attık çünkü. Kalamar, karides. Karides, bak doğru bilmişim. Beyaz etli bir balık türü. Evet. Karides balık mı? Balıktır. Karides balık mı arkadaşlar? Aşağıya yoruma bırakın. Başka da bir şey demiyorum. Denizden çıkıyor. Ne olabilir başka? Deniz ürünü olabilir mesela. Deniz böceği. Tam deniz ürünü balık işte. Böcektir karides. Balık işte. Bizim neyimiz var? Kelimiz var. Para harcında her şeyimiz var. Fakiriz. Durumumuz yok. Abi, bakın arkaya. Buraya koyacak bir şey yok. Neden yok? Dekorumuz yok. Beramız yok. Beyaz arka planda takılıyoruz. Sen buraya şey yaparsın ya. Beyaz ya burası. Yok şu an çok iyi duruyor. O ne diyordu, aynen böyle yapıyor. Manzara, ben de sanıyordum plan ki. Koy buraya böyle. Yok yok, hiç gerek yok. Şu an var ya, görüntü gerçekten çok iyi. Öyle mi diyorsun? Yani o ne diyor'un videoları gibi oldu şu an. Yani onlar da herhalde durumları yok. Biz de diyoruz, özel bir tasarım yapmışlar. O zaman aynıyız yani, aynı segment. Aynıyız, aynıyız. O ne diyor işte, ben de bir şey diyorum. Neyse, tamam burayı keseriz. Bizim kemiğimiz var, kemiğimizin üstünde ne var? Onu kaplayan tabaka. Et. Et. Eti peki insan eti olarak düşünme, biz insan etine karşıyız. Sadece hayvan eti kullanıyoruz. Hayvan hayvan etini, bak hayvan etini yağın için atıyoruz, tamam mı? Ne yapıyoruz yani hayvan etini? Kavuruyoruz. Onun yemeğin ismi? Sote. Yemek dedim ya. Ha, yandım. Neyse, en azından dürüst birisin. Yasaklı kelimeyi söylediğini söylüyorsun. Yok şu an hani format gereği sen görmüyorsun ama hani izleyici mesela o kelimeleri görüyor aslında. Ha tamam, sadece ben bilmiyorum yani. Sadece sen bilmiyorsun, ne boktan bir format sapı. Sen hiçbir şey bilmiyorsun ama herkes her şeyi biliyor. Kesin bir şey olmuştur. Aa bak, sen geçen de söylemiştin bu kelimelerin arasına bunlar koymamış. Niye koymamış bilmiyorum. Genelde demek ki bu bilgi bilinmiyor. Bu bilgiyi sadece sen biliyorsun. Sen özel bir insansın. Kendini özel bir insan olarak düşünebilirsin. Çok çok kritik bir bilgi. Bu soruyla beraber çok kritik bir bilgi öğreneceğiz. İki kelime. İkincisini birden anlatıyorum. Bu tahinden yapılır. Dondurma külahı. Hayır. İçine böyle o dondurma dediğimiz için söyleyebiliyorum. İçine dondurma koyuyoruz. Çok sevilir. Kağıt helva. Kağıt helva. Evet, doğru bildin. Gerçekten. Benim en sevdiğim... Hazır mısın? Bak, zaman kazanacağım. Hazır mıyız? Hazırım. Açıyorum. Merakla bekliyorum. Açıyorum. Açayım mı? Aç. Hazırım. Açıyorum. Okey. Açıyorum. Aç. Biz maçamüsü yaptık. Maçamüsünün türü ne şey olarak? Maçamüsü... Maça tiramisu yaptık. Pardon, maçamüsü. Maçamüsü, maça tiramisu. Evet. Onda videosun. Her şeyi yaptığımız yemeklerden anlatıyorum. Valla. Kart sınırı getirilmeli bence. Evet, onda şuradan ulaşabilirsiniz. Hemen gidin kaçın buradan. Şimdi biz maçamüsü yaptık ya. Maçamüsü tür olarak nasıl bir şey? Tatlı. Tatlı. Bu da bir tatlı çeşidi, tamam mı? Şimdi tatlıyı sen kabında fazla tutarsan ne olur? Bozulur. Bozulur. Yok yok. Ateşte böyle fazla tuttun, ne oldu? Yanar. Yanar. Yanan bir tatlı bu. Kazan dibi. Evet, bildim. Yanan bir tatlı bu. Umarım böyle yakılarak yapılıyordur. Kazan dibi nasıl yapılıyor merak ediyorsanız kanalımız artık videosu yok. Kanalımızda yeter. Yok ama vardır elbet YouTube'da. Bu arada siz kolonya olarak ne tercih ediyorsunuz? Ben limon kolonyasını çok seviyorum. Hep sıkıyorum. Bu sizce konuyla ne alakası var? Özellikle, kanala falan abone olmaya davet et. Özellikle Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları çok seviyorum. Kokusu çok güzel çünkü. Böyle hani bu eski bayramları hatırlatan bir kokusu var. Böyle. Eski bayramlar. Eski abi kaç yaşındasın? 60 yaşındayım. Nerede o eski Ramazanları hatırlat. Burada Ramazan yaklaşıyormuş. Çok şaşırdım ben. Kandiller başladığı zaman Ramazan geliyor çünkü. Bu sizce bu Cübbeli Ahmet Hoca'nın programı değil lütfen.
Ya sen etraftan öğrendin esprileri, gelip niye burada yapıyorsun ya? Ezik misin sen? Bir dakika, Hasan Can yapmasa ben zaten yapardım. Hasan Can YouTube'u satıp gitti, biz burada komedi programı yapıyoruz şu anda. O Olay Pahası'nın ismini burada alamaz. Evet. Onun yüzünden 10 lira verip reklamlı videolar izliyoruz. Zaten programın yarısını kaçırıyorum ben, biliyor musun? Reklam çıktığında kapatıyoruz, sonra ses açmayı unutuyoruz ya. Hasan Can bu o arada zaten yapacağı espri yapmış oluyor herhalde. Zaten 10 lira izliyorsun. Yani yapacak bir şey. Çeşit çeşit goy goy çevirip kendimize yeni düşmanlar kazandığımıza göre yeni sorumuza geçelim mi? Geçelim. Yeni kelimemize geçiyoruz. Bu iki kelime otellerde pek sık tüketilir. İlk gelen şeylerdendir otellerde. Ordör tabağı. Ha, ordör tabağının içinde bir şey olur mutlaka. Peynir. Peynir değil, hani başlangıçlardan biridir bu. Yok, iki kelime diyorum ya. Ordör tabağının içinde ne var dedi. Ben de aklıma gelenleri sayıyorum. Amerikan salatası. Yok, öyle bir şey değil böyle. Kızaran bir şey. İçine normal dediğin gibi peynir de atılır. Peynirlisi de vardır ama bu daha böyle çeşitli yapılır. Böyle hani şeyden der. İçinde pastırma olduğunu söyleyemiyorsun. Yasaklı kelimeler arasında sanırım. Evet, bak pastırma artık diyebilirim. Tamam, İçine paçanga böreği. Doğru, paçanga böreği. Valla benim sorularım bitti. Hani bunu biraz daha... Bitti mi? Ya ben bu kadar hazırlamıştım. Ne bileyim hemen bileceğini. Hani ben bilemezsin hep üzerine. Bu kadar hazırlamıştım. Yok, bence bu çok... Bir tane kart oyunu aldım. Bak anlatıyorum. Hazırladım. Bir tane kart oyunu aldım. Markasını söylemeyeceğim. Dedi ki bana gel böyle, bak çok güzel format aklıma geldi. bu video 1 milyon izlenecek. Herkes bize çok güldü. Format çok iyi değil mi ama gerçekten, yani hani böyle ben ne yapıyorum, tabudan bir soru soruyorum. Hani yemekle ilgili, biz yemek kanalıyız. Ödül yok, ceza yok, tamam mı, böyle herkes... Aşırı saf. Çok aşırı saf yani, kirlenmemiş. Kirlenmemiş bak. Böyle, balta girmemiş orman kadar. Düşünsene, bıkmadılar mı böyle, millet hani bir şey bilemiyor, ağzından su fışkırıyor, birbirine böyle vuruyor falan böyle hep... Yalnız sen onu yanlış anlamışsın, o birbirine su atıyorlar orada. Ağzından hani gülersen böyle ağzından su çıkar. Gülersen kaybedersin var mesela. Kaybediyorlar, adamlar herkes mutsuz. Ya şimdi en sevdiğim programlardan biri, niye sallıyorsun? Yine düşman kazandık değil mi? Hayır, ben seviyorum. Bu sevmiyormuş galiba. ben severek izliyorum yani. Post 42 kalp. Neyse, yeni düşmanlar da kazandığıma göre. Artık ben... Onlar da kendini tekrar etmeye başladı. Şey gibi sen. Yapacağım böyle. Amcalar, teyzeler gibi Facebook'ta duvarımda şey paylaşacağım. Bu arkadaşın söylediği hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. İçeri benim fikrim değildir. Google Play benim şeylerim dışında bir hareket yaparsa. Mesulü ben değilimdir falan deyip post paylaşacağım senin yüzünden. Yok yok, ben de kendilerini çok seviyorum ama yani yetenekli çocuklar bir kere, hani espri üretiyorlar. Çocuk değiller bu, abilerim bizden yani. Bizden büyük oluyorlar. Saygılar gerçekten, evet. Educated ear. Gerçekten saldır Galatasaray. Yani. yani videolarıyla büyüdük, evet. Diyebiliriz gerçekten. Format çok iyi değil mi? Bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı, ki bu kameramanı değiştireyim. Böyle salak saçma işler de bana gelmesin. Formatı beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz dislike tuşu var. Çünkü YouTube'un öyle bir özelliği de var. Bilmiyorsanız hatırlatayım size. Dislike'a basın ki bu programı bir daha yapmayalım. 5 dislike gelirse bir daha bu programı çekmeyeceğim. Gelir ama ya. Gelir ama ya. Sen fakelerinden falan atarsın. Evet, fakelerim var. Bir tane fakem var. İkisinin adı da Musa Yılmaz yalnız. Hayır değil. Diğerinin adını söylersen bir şey yapacak. Sen benim adımı söyledin, niye söyledin? Ya ben valla bak, bu bana abone olun. Ben bu kameramı değiştireyim bak. Hiçbir şey istemiyorum bak. Size... Öyle yani, yorum yazın. Abla, kardeşim. Neden böyle şeyler yaptınız ya? Size hiç yakışıyor mu tarzında şeyler yazın. Çizginizi bozmayın. Evet, çizginizi bozmadan güzelce eleştirilerinizi yapın. Ben de bak diyorum, millet beğenmemiş, bir daha yapmayalım diye burada kozum olsun. Tariflerime geri dönmek istiyorum. Ben yemek yapmak istiyorum sadece. Bu ne iş ya? Slime de yapar bu şimdi. Şöyle ceza verelim. Sana şu an ceza verelim mi mesela? Yani niye ceza... her şeyi bildim? Pas geçtiğim bile yok. Gelecek hafta inşallah bu tarz videomuz gelmez. İnşallah siz de merakla beklemezsiniz. Görüşürüz.